Selefilik nedir? Selef deyince aklımıza ne geliyor? Selefilik denince ne anlamamız gerekiyor? Selefilik esas itibariyle selefe yani selef alimlere tabi olmak demektir. Selef ise kelime olarak geçmişte kalan, önce gelen anlamlarını ifade ediyor. Sonradan gelenler öncekilere selef demişler ki bununla sahabe ve tabi'in kastedilir. Yani sahabe ve tabi'ine selef denmiş. Onların bu şekilde isimlendirilmesinin çok özel bir sebebi var. Onları diğerlerinden ayıran bir özellik. Nedir o özellik? Müteşabih konularda yorum yapmamak, kurcalamamak, Hazreti Peygamber'in bildirdiği her şeyi tam bir teslimiyetle tasdik etmek, bir konuda yeterli açıklama yoksa gereksiz sorudan kaçınmak, manası anlaşılmıyorsa bilhassın onun üzerinde yorum yapmamak, İleri gitmemek, Allah'ı yaratılmışlara benzetmekten uzak durmak ve buna bağlı olarak el yüz gibi organ isnadından kaçınmak. Dolayısıyla Allahu Teala'yı mahlukata benzetmekten ve teşbih, tecsim çukuruna düşmekten sakınmak. En önemli özelliklerinden bazıları bunlar. Selef alimleri anlatan hangi kaynağa bakarsanız bunu görürsünüz. Tevilden titizlikle sakınırlar, nasların zahiri manalarını kabul edip gerçek muhtevalarını Allah'a havale ederler. Bazıları diyor ki biz de zahiri manasını alıyoruz. Siz zahiri manasını alıyorsunuz da Allah'a havale etmek yerine kendi dilinizdeki anlamı yüklüyorsunuz. Ayetin veya hadisin metnini nakledip susmuyorsunuz, sükut etmiyorsunuz. Onun üzerine yorum yapıyorsunuz, akide inşa ediyorsunuz. Bu selefin yaklaşımından çok uzaktır. Böyle yapanlar kendilerini kandırırlar. Şuurlu Müslümanları kandıramazlar. Bakın selef özellikle müteşabih ayetleri yorumlamaktan, Allah'a organ ve mahlukata ait halleri atfetmekten kaçınmışlardır. Mesela işte Rahman arşa istiva etti. Ayeti okurlar, kabul ederler. Keyfiyetini, nasıl olduğunu kurcalamazlar. İstiva kelimesine mana yüklemezler. Ayetlerde geçen yedullah, vechullah gibi ifadeleri kesinlikle yorumlamazlar. Allahu Teala burada neyi murad ediyorsa öyledir derler. Amenna ve saddakna, inandık ve doğruluğunu kabul ettik derler. Peki şimdi selefin hali ortadayken, tavrı böyleyken, selefin tam aksi istikametinde gidenler nasıl kendilerinin selefe tabi olduklarını söyleyebilirler ki? Allah arşa oturdu diyen, Allah iner çıkar diyen, Allah'ın bizim gibi eli yüzü olduğunu iddia eden, Allah'a mekan isnat edenler nasıl olur da kendilerinin selefe tabi olduğunu söyleyebilir ki? Bunlar selefi olamaz, ancak telefi olur. Telef olanlar, telef olana tabi olanlar, başta İbn-i Teymiye gibiler ve ona tabi olanlar, selefe tabiiz derler. Selefiliği kimseye kaptırmazlar. Bir dinliyorsun veya okuyorsun eserini, Allah'ı arşa oturtturuyor. Kimisi yok diyor, oturmuyor ama üstünde bir yerde diyor. Bir başkası eli vardır, yüzü vardır diyor. Bir diğeri selefe tabiiz diyor. Seleften nakil yapıyorsun. Mesela tevessülle alakalı bana ne Ahmet bin Hanbel'den diyor. İşte böylelerini gördüğünüz zaman anlayın ki bunlar selefi değil, selefilik örtüsü altına saklanmış, gizlenmiş vehhabilerdir. Muhammed bin Abdülvehhab'ın İbn-i Teymiye'den de katıp karıştırıp harmanlayarak ortaya koyduğu Bedevi ideolojisini selefilik diye size yutturmaya çalışıyorlar. Gerçekten selef gibi düşünenler var mıdır? Vardır ama çok az vardır. Onların da zaten ehli sünnetle, Müslümanlarla bir sıkıntıları yoktur. Selefilik örtüsü altına gizlenen vehhabilere bakın, savaşları Müslümanlarladır. Tek kurtulan kendileridir, bir avuçlardır. Diğerleri, yani kendini Müslüman olarak görseler de diğerleri onlara göre mürtettir, kafirdir. Ve önce onların öldürülmesi gerekir. Böyle görüyorlar. Sahabe ve tabiinde olmayan bir yaklaşım da budur. Suudi prensi Bin Selman'ın da ifade ettiği gibi Vehhabilik batının isteğiyle yayılmıştır. Bunun için de selefilik maske olarak kullanılmıştır. Adam Suudi Arabistan'dan gidiyor sözde davetçi olarak Avrupa'ya. Ben selefiyim diyor. İnsanları o şekilde kendine çekiyor. Dolayısıyla kardeşlerim selefilik günümüzde sadece aldatıcı bir maskedir. Selef alimleri bu telefilerden beridir. Dediğim gibi bunu anlamanın en kolay yolu müteşabih ayetlere yaklaşımlarıdır. Allah'a mekan, cihet, hareket, organ isnat eden ayet ve hadislerdeki müteşabih ifadelerin zahirini ele alıp teşbih ve teslime kaçarak yorumlayanları gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki bunlar gerçek selefi olamaz. Bunlar olsa olsa
naylon selefi olurlar. Bunlar Vehhabinin yan sanayisidirler ve uzak durulması gerekir. Naylonu gerçeğinden işte bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Selefilerle alakalı diğer videoları da açıklama kısmına link olarak koydum. Bakabilirsiniz inşallah.